Arkadaşlar merhaba, Ev Sunumun Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere ciğer sote yapacağım. Değişik bir tarif olacak. Böyle bir soğanla kavurma işlemi olacak. Bakalım nasıl oluyor bu ciğer sotemiz. Hep birlikte izleyelim. Şimdi ilk önce ciğerlerimizi böyle bir süzgecin içine alıyorum arkadaşlar. Ve üzerine bulamak için un döküyorum. Sonra karıştırmaya başlıyorum. Şimdi süzgeç niye diye sorarsanız, fazla olan un ciğerden ayrılsın diye atıyorum. Yani bunun içine yerleştiriyorum. Bir güzel unumla karıştırıyorum ciğerlerimi. İnce, tükür, her kısma gelsin. Ciğerlerimi önceden bir güzel doğradım. Buzlukta bekletmiştim. Siz tabi direkt alıp doğrayıp da yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra fazla unum aşağı kısımda kaldı. Gerekli olan kısımda yukarıda ciğerlerimiz üzerinde. Şimdi bunu alıp bir güzel kızartacağız. Bu şekilde bir tencere kullanacağım arkadaşlar. Nedenini birazdan anlayacaksınız. Belli bir miktar yağ döküyorum tencereme. Ne çok çok fazla ne çok az. Çünkü sonradan bu tencereyi kullanacağım. Yeterli. Yağın iyice kızdıktan sonra ciğerlerimi içine yerleştireceğim. Bir güzel kızartma ve kavurma gibi bir durum söz konusu olacak. Yağım iyice ısınsın. Ciğerlerim atacak duruma gelsin. Ciğerlerim acaba atılmış olmuş mu? Evet, olmuş. Böyle bir harlı ateşte olacak ciğerler. Ciğerlerimi çok ufak doğramadım çünkü kızartmaya başladığımız anda ciğerlerim küçüldüğünü göreceksiniz siz de. Ciğerlerimi çok kırıkmayacak şekilde kavuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar ciğerlerini kadar kızartmak yeterli. Bunları bir tabağa alıyorum. Diğer kısmı da kızarttıktan sonra size en son ciğerlerle ilgili yapacağım işlemi göstereceğim. Ciğerlerimi kızarttım. Şu kadar bir yağım kaldı. Tencerenin dibinde bunu dökmüyoruz.
işte ciğerimi ciğer yapan, bu ciğere lezzet katan kısma geldik arkadaşlar. Ocağın altını yakıyorum ve kırmızı doğramış olduğum soğan, jülyen şeklindeki, bunları kalan yağımın içine koyup bir güzel sot ediyorum. Sotelemiş olduğum kırmızı soğanların içine kızarttığım, kavurduğum de diyebiliriz, ciğerlerimizi ekliyoruz. İki çay kaşığı kekiğimizi, damak zevkimize göre karabiberimizi, İki çay kaşığı da kırmızı pul biberimizi ekliyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz ciğerime tuz katmadım. Nedeni ise ben ciğeri buzluğa atarken tuzlayıp da atıyorum arkadaşlar. Siz tabii ki de böyle bir işlem yapmadıysanız ciğerinizin içine kızarttıktan sonra şu işlemi yaparken ya da ciğerinizi unlarken tuzunu katabilirsiniz. Baharatların iyi işlesin diye bir güzel karıştırıyorum. Bakın. Kırmızı soğanlarım, baharatlarım ve ciğerlerim şu anda soteleniyor. Şu anda kısık ateşte yapıyorum. Birazdan ateşimi harlayacağım. Hatta şu an harlamayı düşünüyorum. Bunu böyle bir güzel kavuruyoruz. Hepsi birbirine geçsin. Birbirine lezzetleri karıştırsın. Soteleme işimi bittikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Bir tutam maydanozu ince ince doğrayıp ciğer sotemin içine atıyorum. En son olarak de karıştırıyorum. Her tarafına gelecek şekilde ve ciğer sotan servise alın arkadaşlar. Ciğer sotemiz servise hazır. Yanına küp küp doğrayıp da kızarttığımız patatesler ve soğan salatasıyla harika bir akşam menüsü meydana geldi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka yemek videosunda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle.